Bir zamanlar fizik öğretmeniydim. Bir gün sınıfa girdiğimde, "Çocuklar, bir fizik şakası duymak ister misiniz?" diye sordum. Herkes, "Evet, çok isteriz!" diye bağırdı. "Işığın hızı ne?" dediğim anda öğrenciler ışığın hızının ne olduğunu söylemeye başladılar. Oysa ki ışık isminde birinden bahsettiğim için ışığın hızı normal bir insanın hızından farksızdı. "Aman hocam siz de." "Kabul ediyorum. Bu çok ama çok bayat bir şakaydı. Peki, şimdi size başka bir soru sorayım. Işığın kütlesi var mı?" "Bence momentum olduğuna göre kütlesi de olmalı." "Evet, momentumu varsa kütlesi de vardır herhalde." "Yani olmak zorunda." "Hadi sınıf, şimdi biraz sakinleşelim." Şakamın sınıfa bomba gibi düşen çok kötü bir şaka olmasının yanında kısa bir süreliğine de olsa öğrencilerimin kafasını karıştırmayı başarmıştım. Öğrenciler fotonun momentumu olduğunu okumuşlardı ve ışığın momentumu olduğu da doğruydu. Ama sınıfa gelip de onlara ışığın kütlesi olmadığını söylediğimde iyice allak bullak oldular. P, mv'ye eşit olduğuna göre başka bir deyişle momentum kütle çarpı hız olduğu için kütlesi olmayan ışığın nasıl olur da momentumu olabilirdi? Öğrencilerime bu durumu P eşittir mv'nin ışık hızına yakın bir hızda hareket eden cisimler için geçerli olmadığını açıklayarak anlattım. Bu kadar hızlı cisimler için özel göreliliği kullanmamız gerekirdi. Bu videoda özel görelilikten bahsederek zaman geçirmeyeceğim. Ama özel görelilik kurallarının teoride bir boşluk yarattığını ve bu boşluk yüzünden de kütlesiz cisimlerin momentumu olduğu konusunda bana güvenmenizi istiyorum. Kötü haber, fotonun momentumunu kullanmak için P eşit mv'yi kullanamayacak olmamız. İyi haberse fotonun momentumu için kullanacağımız formülün çok basit bir formül olması. Fotonun momentumu h bölü lambda olarak hesaplanır. H, Planck sabiti yani 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 joule bölü saniye. Lambda ise dalga boyunun metre cinsinden değeridir. Burada nanometre kullanmayıp metre kullandığınızdan emin olmalısınız. Tek bir fotonun momentumu çok ama çok küçük olduğu için üzerimize ışık düştüğünde itme kuvveti hissetmeyiz. Ama teorik olarak yeterli büyüklükte bir güneş yelkeni ışık momentumundan dolayı sörfü hareket ettirebilir. Yani uzun lafın kısası, fotonun momentumunu hesaplamak için asla ve asla P eşittir mv'yi kullanmamalısınız. Fotonun momentumunu bulmak için kullanacağınız formül, az önce de söylediğim gibi her zaman momentum eşittir h bölü lambda olmalı.